Herkese selamlar. Lamuz Atlantis mini incelemesiyle karşınızdayım. Benim en çok beğendiğim monster arasında bulunan Lamuz Atlantis'in bir de bu mini versiyonu çıktı. Boyut olarak ve hafiflik olarak çok temel farklılıklar mevcut. Gelin şimdi tüm detaylarıyla bir inceleyelim ve diğer monster ile bir karşılaştıralım. 49 gramlık hafifliği ve mini boyutu ile dikkat çekiyor. Açıkçası normal Lamzo'ya göre 49 gramlık hafiflik bence çok yakışmış. Biliyorsunuz normal versiyonu 55 gramdı. Evet, böyle 6 gram ufak bir fark gibi görünse de cidden elinizde bu farkı hissediyorsunuz. Özellikle son zamanlarda Nijusos Sora'nın 45 gramlık hafifliğine alışkın olduğumdan dolayı bu tarz hafifliklere bayılıyorum. Özelliklerine baktığımızda mat yapıda güzel bir dış kaplama mevcut ve dış kasada herhangi bir delikli yapı olmadan 49 gramlık bir hafiflik yakalamışlar. Herhangi bir pre-travel veya post-travel, yani bu kırıkların arasındaki boşluk olayı yok. Böyle gıcırdama falan da yok. Çok güzel bir dış kalite yapmışlar arkadaşlar. Switch olarak Huano Blue Shell Pink Dot kullanılmış. Açıkçası benim son zamanlarda en çok beğendiğim Switch diyebiliriz buna. Ne çok yumuşak ne çok sert. Dengeli ve geri bildirimi gerçekten çok güzel. Alt tarafa geldiğimizde gerçekten tasarım harikası duran bir tabanı var. Adı olan Atlantis kelimesini buradan aldığı çok belli. Sensör ise piyasada Razer hariç bir markanın kullanabileceği en iyi sensör olan PixArt 3095 sensör bulunuyor. Bu sensör bize 650 IPS ve 50G hızlanmanın yanında 26.000 DPI'lik bir çözünürlük sunuyor. Şu an üst seviye monster olarak sayabileceğimiz ve temel rakipleri olan Nisso Sora, Pulsar X2 ve X-Rafa M8 gibi mouse'larda da bu sensör kullanılıyor. Benim kullanmaktan keyif aldığım ve diğer sensörlere nazaran ciddi keskinlik farkını hissettiğim bir sensör açıkçası bu. SCATES olarak PTF SCATES kullanılmış, fakat gerçekten iyi bir SCATES bu arkadaşlar. Değiştirmeye pek gerek olduğunu düşünmüyorum. Mesela Sora'nın da SCATES'leri güzeldi, fakat bir Lamzu kadar iyi SCATES'leri yok onun. Genel olarak cloud tutuş için gerçekten muazzam bir mouse ki zaten kutu üzerinde de adamlar bunu belirtmişler. Onun haricinde fingertip olarak da rahatça kullanabilirsiniz, fakat palm tutuş için pek rahat olacağını sanmıyorum. Arkadan yüksekliği bize Endgame XM1 shape'ini anımsatıyor. Resmen onun bir mini versiyonu diyebiliriz aslında. Benim en sevdiğim, en rahat ettiğim şekil arkadaşlar bu. Özellikle benim gibi club veya hibrit ağırlıklı kullanıyorsanız cidden çok rahat edersiniz. Kutu içeriğine baktığımızda Lamzu bu işi yine en iyi şekilde yapmış. Aynı normal Atlantis'te olduğu gibi bunda da muazzam bir kutu tasarımı var. Ve kutu içeriğinden arkadaşlar bir mouse'da olması gereken her şey çıkıyor. Kadife bir kılıf ve güzel bir dokusu olan grip tape. Bunun yanında yedek skatezler ve bir de böyle bir denge zımbırtısı geliyor arkadaşlar. Gene şimdi bunun ne işe yaradığını sizlere bir göstereyim. Mousepad'in zeminine göre bazen mouse böyle sallanabiliyor arkadaşlar. Sizi etkileyen bir durum değil, fakat böyle bir olay mevcut. Bu her mouse'da yaşanabiliyor. Mesela hafifçe böyle Sora'da falan da var veya gidip Razer Viper'da da var. Ama Lamzu Atlantis Mini de bunu biraz böyle kesmişler normal Lamzu'ya göre. Yani şöyle yaptığınız zaman çok böyle sağa sola sallanmıyor. Ama bunu kesmek için arkadaşlar şöyle bir olay yapmışlar. Burada küçük küçük böyle parçalar var. Bunları işte şu kenarları falan takıyorsunuz. Mouse böyle dengeleniyor. O tarz bir işe yarıyor. Eğer merak edenler varsa kullanırlar veya sıkıntı yaşayan varsa kullanırlar. Adamlar bunu düşünmüş yani. Bunu düşünmeleri bile güzel bir olay. Şimdi gelelim diğer mouse'lar ile bir karşılaştırmaya. Öncelikle normal Atlantis ile Atlantis Mini'nin arasındaki temel farklara bir bakalım. Göründüğü üzere doğal bir boyut farkı mevcut. Birisini küçük mouse sevenler için yapmışlar, birisini normal boyutta sevenler için yapmışlar. Ağırlık ve boyut haricinde teknik hiçbir fark yok. SCATES yapılarında ve alt tabanda ufak değişiklikler var. Altta bulunan büyük deliği mini versiyonda kapamışlar ama scroll'un alt kısmında ufak bir delik yaratmışlar. Bu ufak değişiklikler ile beraber mini 49 gram hafifliği düşmüş, normal Atlantis ise 55 gram hafiflikte. Hangisini almalıyım derseniz, eğer eliniz 18 cm veya daha küçükse mini versiyon, 18 cm'den daha büyükse normal versiyonu alabilirsiniz. Fakat eliniz büyük olup küçük mouse seviyorsanız mini yine güzel bir seçenek olur sizin için. Mesela benim elim 18'e 9 cm. Ben küçük mouse sevdiğim için Atlantis mini bana daha çok rahat geliyor. Temel rakiplerinden Nijusos Sora ile karşılaştırdığımızda ise yine bir boyut farkı ortaya çıkıyor. Yanlardan genişliği çok benzese de uzunluk açısından Atlantis mini ciddi anlamda daha küçük duruyor. Teknik olarak ikisi de 3095 sensör kullanıyor, fakat switch olarak farklılar.
Atlantis Mini Huano Blue Shell Pink Dot kullanırken sonra da Huano Black Shell Pink Dot kullanılmış. Hissiyat olarak Atlantis Mini daha yumuşak bir hissiyat sunuyor gibi, fakat yine de aşırı benziyorlar. Tabi bunlar haricinde ağırlık olarak Atlantis Mini 49 gram iken sonra 45 gramlık hafifliğiyle dikkat çekiyor. Mini olarak en yakın rakibi olan Pulsar X2 Mini ile karşılaştırırsak çok benzer boyutlarda olduğunu görüyoruz. Fakat X2 Mini yanlardan daha ince duruyor. Yükseklik hatlarına baktığımızda Atlantis Mini orta taraf ile arka yüksekliğin arasında bir yüksekliği varken X2 Mini de genel olarak alçak başlayıp arkaya doğru bir yüksekliği var. Elimde bulunan X2 Mini'nin Bruce Lee versiyonu, yani bunda optik switch var. Fakat normal X2'lerde kayıt GM8.0 kullanılıyor. İkisi de 3395 sensör kullanıyor, fakat dediğim gibi bir switch farkı mevcut. Şimdi gelelim mouse hakkındaki düşüncelerime. Öncelikle üzerine değinmek istediğim bir konu var. Şu latency muhabbetleri ile ilgili. Kimi yabancı incelemeciler birçok insanüstü test yaparak bazı veriler ortaya çıkarıyorlar. Son zamanlarda da bayağı moda oldu bu. Daha birkaç ay önceye kadar böyle bir olay yoktu bile. Her neyse, bunun sonucunda bazı veriler ortaya çıkıyor. İşte click latency atıyorum 3.5 ms çıkıyor. İşte GPX'e 2 ms çıkıyor. Diğerinde 5 ms çıkıyor. Birinde 0.5 ms çıkıyor. Her neyse, ben özetle şunu demek istiyorum. Bu arada 1.5 ms farkı bile hissedebiliyorsa bir insan, bilim adamları alsın onu bir masaya yatırsın, incelesin. Robot falan olabilir bu arada. Ya arkadaş, ben bunca mouse denedim, kullandım. Daha bu üst seviye bütün mouse'larda en ufak gecikme hissettiysem ne olayım? Bak, bu kadar söylüyorum. Ha bir de diyorlar, e-sporcular neden kullanmıyor? Ya e-sporcu dediğin adamın işi bu. Neden sürekli ekipman değilsin? Adam iyi hissettiğiyle oynuyor. Hala eski nesil Zovi kullananlar var. Hayır, ben şeyi anlamıyorum. E-sporcudan görüyor. Alınca kendine e-sporcu falan olacak zannediyor böyle. Bu komiğime gidiyor benim. E-spor sahnelerindeki sponsorluklar iyi işliyor demek ki. Ben bu mouse'u şahsen beğendim arkadaşlar. Aralık ayının sonundan beri düzenli soru kullanıyordum. Son zamanlarda X2 Mini kullanmaya başladım. Şimdi de Atlantis Mini ile takılmayı düşünüyorum. Performans konusunda bu üçü arasında bir fark görmüyorum. Ki görsem anormal olurdu zaten. Sadece shape olarak, küçüklük olarak elime daha güzel geldi. Kullanması keyifli. Benim gibi bu tarz arkadan yüksek seven ve cloud hibrit tutan arkadaşlar varsa denemelerini tavsiye ederim. Şimdi yazılımına gelelim arkadaşlar. Lamzon'un kendi sitesinden driver'ını indireceğiz bunun. Bakın, sadece bunu indirin. Atlantis Mini Driver. Bunlar firmware update'ler arkadaşlar. Sadece bunu indirin. Bunu download ettikten sonra buradan bunu kuruyorsunuz, tamam mı? Şimdi kurduktan sonra böyle çıkıyor arkadaşlar. Bunun default'u, bakın debounce olayını size söyleyeyim. Bu 12 ms olarak geliyor, tamam mı? Bu mouse'un click hassasiyeti oluyor. Ben bunu 4 ms'te kullanmaya alışkınım. Ben bütün mouse'larımda 4 ms olarak kullanıyorum. Size tavsiyem, 4 ms'in pek altına inmeyin. Double click yapabilir. 4 ms ile 10 ms arasında kendinize uygun bir değer seçin arkadaşlar. Fark etmez, 5 olsun, 6 olsun. Yani bu çok hayati etkileyen bir olay değil arkadaşlar. Onu belirtmek istedim. Onun haricinde bu DPI ayarları kısmına geldiğimizde, burada DPI stage'ler var. İster 5 tane farklı DPI falan ayarlayın, ister 1. Ben tek sadece 800 kullandığım için tek 1 olarak seçtim. Burada load ayarı var arkadaşlar. Mouse'un ne kadar yüksekten algılayacağını gösteriyor. Yani 1 milimden mi algılasın, 2 milimden mi? Yine söylüyorum, ben 1 milime alışkın olduğum için 1 milim seçtim. Onun haricinde burada hertz ayarı vesaire var. Şu iki zımbırtıya ise bulaşmayın arkadaşlar. Bu angel snapping falan, bunlar ripple kontrol, ne biliyor musunuz? Mouse'unuzun sizin kontrolünüzün dışında şeyler yapmasını sağlıyor. Böyle daha farklı smoothlaştırmaya falan çalışıyor. Hiç tavsiye etmem. Yani bırakın mouse kontrolü sizde olsun arkadaşlar. Onun haricinde başka da bir şey yok yani. Yazılım bu şekilde. Dediğim gibi temel ayar var. Debounce ayarını yaparsınız, load ayarını yaparsınız, DPI'nizi ayarlarsınız, ondan sonra kapatırsınız, yolunuza bakarsınız. Mouse aldığınızda sizlere şöyle bir kart geliyor arkadaşlar. RT Sports'a burada ulaşabileceğiniz numara, mail ve Instagram adresi var. Herhangi bir sorununuzda buradan ulaşabiliyorsunuz. Aynı gün içerisinde, mesai saatleri içerisinde size dönüş yapıyorlar. Yani karşınızda muhatap olan kişilerin bulunması gerçekten güzel bir olay. Onun haricinde arkadaşlar, yine Lamzo Atlantis Mini'de de SWAR50 indirim kodum geçerli arkadaşlar. 50 TL bir indirim oluyor. Aynı zamanda bu indirim Pulsar ürünlerinde de, Nisu ürünlerinde de, normal Lamzo Atlantis'te de. İşte bulunan, aslında VRT Sports'ta bulunan tüm mouse'larda geçerli. SWAR50 indirim kodum ile beraber 50 TL indirimli şekilde satın alabiliyorsunuz. Bu SWAR50 indirim kodum aynı zamanda mousepad'lerde de geçerli. Özellikle VRT Cosmic Glass'ta mesela 50 TL bir indirim oluyor. Pulsar mousepad'lerde de 50 TL bir indirim oluyor. Yani bu kodu aslında ben VRT Sports'ta gelen tüm ürünlerde almaya çalışıyorum. Yine Lamzo Atlantis Mini'de de bu kodu aldım bakalım. Umarım memnun kalırsınız arkadaşlar Lamzo Atlantis Mini'den. Benden bu kadardı. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.